Seyirciler Günü merhaba da sizin tariflerinizle Aksaray yemeklerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün ev yemekleri yapan bir işletmenin mutfağına konuk oluyoruz. Yanımızda aşçı Derviş Ali Kırıcı beyefendi var. Derviş Bey merhaba. Merhabalar efendim. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bugün sizinle birlikte Dillere Destan meşhur Aksaray tavayı yapacağız. Tüm inceliklerini sizden alacağız. Evet. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben 1976 Aksaray doğumlu, Derviş Ali Kırıcı, Yeşilova kasabasında doğdum ve Yeşilova. Şu anda İstasyon Sulu Yemek'te çalışmaktayız ve siz de bize bu hizmeti sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sanırım aileden gelen bir aşçılık mahareti var, evet, değil mi? Evet, amcalarım aşçı, tüm amcalarım aşçı, hı, ve bir merak sonucu bu aşçılığa girdik. Evet. Çok şükür, elhamdülillah, biz de devam edip gidiyoruz. Peki bugün Aksaray tava yapacağız sevgili seyirciler, sizin, evet, tariflerinizle Aksaray yemeklerini. Ustam öncelikle bir malzemeleri sayabilir miyiz sırasıyla? Tabii ki. 1 kilo kuzu but. Kuzunun en güzelleri ve, hı, çok yumuşak olur ve lezzetli olur. Buna istinaden 300 gram yeşil biberimiz var. 1 kilo domatesimiz var. 300 gram da kuyruk yağı kullanacağız. Evet. İçinde baharat olarak da karabiber, pul biber ve tuz, salça. Evet. Özelliği bu. Şimdi Aksaray tava özellikle kuzunun budundan mı yapılıyor, başka bir etle de yapabilir miyiz? Dana etinden de yapabiliriz. Hı-hı. Dana etinden yaptığımız zaman çok yumuşak olsun dersek kuzunun bonfile kısmı, ama daha lezzetli olmuş dersek antrikot kısmı, yani sırt kısmı. Evet. Bunlar biz bugün lezzetli olmuş. Kuzunun budundan, aynen, yapacağız. Daha lezzetli. Başlayalım mı? Tabii ki başlayalım, tamam, efendim. Öncelikle nereden başlayalım? Öncelikle etleri doğrayacağız. Evet. Etleri ufak bir şekilde. Bıçağımızın kesmesi önemli. Tabii sanırım. Tabii ki bıçak. Aynen. Ayrıca şunu da belirteyim. Etin sinirini almamız lazım ki pişirirken daha lezzetli ve daha yumuşak olması lazım. Evet. Yani buzu butunu biz o yüzden tercih ediyoruz. Aslında aşçılar bunu. Peki evde hanımlar ya da beyefendiler yapmak istediği zaman siniri nasıl ayıklayabiliriz? Sonra da inceliğini bir gösterebilir misiniz? Mesela size şu. Kuzu butunun yumurtalık kısmı. Evet. Bakın. Zaten sinir olan yer belli. Hı hı. Bir şimdi kameraya çevirelim, bir siniri de gösterelim seyircilerimize. Sinir olan yer belli. Zar şeklinde. Evet, zar şeklinde. Evet. Diğer türlü yağ, onlar lezzetli olur. Bıçağı şöyle vurduğumuz zaman zaten belli. Evet. Şu şekilde sinirini çıkartmış oluyoruz. Şu şekilde. Bunları kullanmayız. Çünkü, evet, dişe geldiği zaman rahatsız, iyi bir rahatsızlık verir, iyi bir görünüm olmaz. O yüzden en güzel şekilde sinirini, evet, ayıklıyoruz öncelikle. Sonra etlerimizi şu şekilde parçalayıp, hı-hı, ve ufak ufak, yani kuş gözü gibi. Kuş gözü gibi. Aynen, kuş gözü peki, gibi. Peki ustam, dondurucudan çıkmış buzlu etleri tamamen çözdürmeli miyiz? Burada bir püf noktası var mı? Tabii ki tamamen çözdürmeliyiz. Çünkü alay esiresin, don et bıçak kayar, elimizi keser, hı hı, ve lezzetli olmaz. Lezzetli olmadığı gibi de bu, yani nerede olursa olsun açık et daha iyi olur. Hı hı. Eti mesela evden dolaptan çıkarttık. Evet. Şöyle bir saat bir dışarıda durduğu zaman, bir buçuk saat dışarıda durduğu zaman daha iyi olur, daha lezzetli olur. Hem ustanın veya ev hanımlarının kesmesi daha rahat olur, daha kolay olur. O yüzden biz yani çözülmüş eti daha tercih ediyoruz ve bunu da söylüyoruz, tavsiye ediyoruz. Çünkü çözülsünler. Dolaba giden, fırına girdiği zaman da çözülmemiş eti doğradığınız zaman sulanır. Sulanır. Aynen, sulanır. O zaman yemeğin lezzeti kaçar. Aynen, sert olur. Sert olur. Sertleştirir. Peki genel olarak o zaman şöyle seyircilerimize et pişirmenin püf noktalarını verelim. Mesela şimdi kırmızı eti pişirirken mutfaklarımızda tuzu önceden mi atmalıyız, sonradan mı atmalıyız? Yani bununla ilgili, et pişirmekle ilgili başka bize nasıl püf noktaları verirsiniz? Şimdi eti önceden atarsak et sertleştirir, hı hı, pişirmez. Bu da zaman alır. Ama eti sonradan atarsak yani tuzu, hı, daha lezzetli olur ve pişmesinde bir engel olmaz. O zaman sulandırmaz. Ocaktan almamıza yakın mı? Aynen. Ocaktan almamıza yakın. Hı hı. Yani
Biz genelde o şekilde yapıyoruz. Evet. Zaten şu anda istasyon sulu yemekteyim. Günlük 7 çeşit ev yemeğimiz var. Peki ev yemekleri yapıyorsunuz, 7 çeşit çıkardığınızı söylediniz. Evet. Peki Aksaraylı'nın damak tadı nasıl, en çok hangi menüleriniz tutuluyor, tercih ediliyor yemekler konusunda? Genelde et yemeği. Et yemeği, evet. Tavuk yemeği. Hı-hı. Ondan sonra bu sarma şekilleri, mesela dolma, yaprak Hı-hı. sarması, biber dolması. Evet. Bunlar en çok tercih edilen şeyler. Ama bizim olmazsa olmazımız mutfağımızda makarnamız. Makarna. Aynen. Hem yardımcı yemek. Evet. Hem de şu anda talep yani. Talep var. Aynen. Peki malzemede eti az tutup doğradığımız biber ve domatesi fazlalaştırabilir miyiz? Yani lezzette bir eksiklik olur mu? Daha hani lezzetli nasıl sunabiliriz? Şu anda Aksaray tavanın en büyük özelliği eti çok, malzemesi az olacak. Az olacak. Aynen. Yani Aksaray tavanın yani, özelliği bu diyoruz. Adam yediğini bilecek. Evet. Hani diyecek ki ben et yedim. Et yedim diyecek. Peki şimdi biz evimizde bu tarifi uygulamak için şöyle şey görüyorum burada bir toprak güveç. Evet, 4 kişilik güvecimiz. Evimizde tabii ki güveç olmayabilir. Bu tepsilerimiz var. Her evde vardır. Evet. Alüminyum tepsiler. Onlara aynı bu şekilde, şunu yok say, tepsi koy, aynı bu şekilde malzememizi doğradıktan sonra dizeriz. Hı hı. Ondan sonra, şu anda Aksaray tavanın en son aşaması, mesela mahallede para fırına vermek. Yani evdeki fırınlarda pişirmiyoruz. Olmaz. Yani çekmez, o lezzeti alamaz. Ama odun fırına verdiğimiz zaman daha lezzetli olur. Hiç olmazsa onun kokusu bir siner. Zaten en büyük özelliği, 7 sefer karıştırılmaz. 7 sefer. Evet, yani 7 sefer. Usta bunu 7 sefer karıştıracak. 7 sefer karıştırır. Evet, devam edelim. 7. seferde zaten pişer. Evet. Sevgili seyirciler, Aksaray tavanın en büyük özelliği eti bol olacak. İçine kattığımız domatesi, biberi az olacak. Ve özellikle evlerde eğer bir güveç tepsimiz yoksa efendim, alüminyum tepsi tercih edeceğiz. Ve evdeki fırında pişirmiyoruz. Mahallemizdeki herhangi bir ekmek fırınına gönderiyoruz. Ekmek fırında da pişirmeye veriyoruz. Pişirmeye verdiğimizde de özellikle fırının başındaki ustaya da rica ediyoruz. 7 sefer karıştıracağız. 7 sefer. Ama usta derse mesela işim çok yoğun, karıştıramam derse bunun en büyük püf noktası da hamur. 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 Üzerine mi kapatacağız? Aynen. Üzerine kapak yapılır. Hı-hı. Hamur. O hamur kızarana kadar bu zaten et içinde pişmiştir. Evet. Pişmiş. Zaten bu da 1-1,5 saat falan sürer. Evet. En güzel, en lezzetli şekli Aksaray tavuğunda bu şekilde bitmiştir. Şu anda biberimizi doğruyoruz. Hı-hı. Ben de yardım edeyim, domates tabii ki, doğrayayım mı size? Tabii nasıl ki efendim. Tavamızı şöyle alalım şuraya. Şöyle ben size domatesimizi... Nasıl istiyoruz domatesleri? Küp küp, iri ufak. Küp küp olursa daha lezzetli olur. Şu şekilde. Tamam. Şu şekilde. Buyurun. Hem beraber yapmış oluruz. Evet. Gerçekten. Bunun tadı ve güzelliği de burada. Siz eldiven kullanıyorsunuz ama ben de kullanayım mı? Şimdi şey olarak kurallara uyalım efendim. Efendim kullanalım. Evet. Hemen eldivenimi takıyorum ben de. Yüzümü çıkarayım. Tabii ki. Biz şu anda bayağı bir geniş kitleye sahibiz. Evet. Yani şöyle diyeyim, istasyon sulu yemek olarak. Evet. Müşterilerimizin bir numaralı tercihi. Öğlen olduğu zaman zaten yaptığımız yemeklerde kalmıyor. Sadece öğlenleri mi hizmet veriyorsunuz servis olarak? Şimdi, akşam yemeğimiz var mı? Akşam yemeğimiz şu anda kalan yemek olursa devam ediyoruz. Evet. Dönerimiz var, kebaplarımız var. Çeşit çeşit. Aynen. Aynen. Tabii ben usta gibi becerikli bir şekilde doğrayamıyorum ama şimdi olsun, şöyle olsun. Yardım etmeniz. Evet. En azından izleyen bayanlar da der. Biz de yapabiliriz. Evet. Bu tarif basitmiş derler.
Peki sipariş alıyor musunuz? Aksaray Tava mesela benim evime çok kalabalık bir misafirim gelecek. Ve hazırlatmak istiyorum. Kendim ulaşamayacağım. Size ulaşabiliriz değil mi? Tabii ki ulaşabilirsiniz. Kaç kişilik istediğimizi söylüyoruz. Sonra aynen, hazır bir şekilde alıp evimize götürüyoruz. Aynen efendim. Ne biz pişittiririz, ayarlarız. Siz sadece gelip götürür ve afiyetle yersiniz. Tamam mıdır ustam? Yeter. Tamamdır. Evet. Peki şimdi kuyruk yağı görüyorum burada. 300 gram kadar bir kuyruk evet, yağı dediniz. Başka bir yağ, tereyağı ya da zeytinyağı kullanabilir miyiz? Yani sadece kuyruk yağını kullanmamız şu an, gerekir. Şu anda bunun en lezzetli, en yumuşak düşecek yağ budur. Peki şöyle hani rahatsızlık duyanlar var, tercih etmeyenler var. O zaman tereyağı kullanır. Tereyağı kullanacağız. Aynen, tereyağı kullansınlar. Ya da karıştırabiliriz. Birazcık kuyruk yağı, biraz tereyağı. Nasıl bir lezzet çıkar? O zaman daha ağır olur. Ağır olur. Tabii o zaman ki, ya sadece tereyağı aynen, ya da sadece kuyruk yağı kullanacağız. Aynen. Mesela ben kuyruk yağı sevmem de yemem. Evet. O zaman ne yapalım? Tereyağı. Tereyağı. Aynen. Şimdi sarımsaklarımızı da iri iri doğradık. Sarımsaklarımızın ne kadardı? Bir baş mı? Bir baştı sarımsaklı. Aslında şöyle, bunun ne kadar sarımsağı çok olursa o kadar daha lezzetli olur. Evet. Yani daha lezzetli olur. Şey, dikkatimi çeken soğan kullanmıyoruz. Aksaray'da soğan, da soğan olmaz, yok o zaman. Evet. Soğan sadece esote, yahniler, hı-hı, bunları da kullanıyoruz soğan. Evet. Ama aksaray tavada kullanılmaz. Evet, son sarımsağımızı da doğrayacağız. Ve artık dizme şeklinde geçeceğiz. Şimdi bunları harmanlayacağız. Hı-hı. Aynı şeyde, şu şekilde. Hı-hı. Hepsini bir arada. Evet. Çok keyifli görünüyor karıştırmak, harmanlamak böyle. Çok zevkli. Ya yemek yapmak herhalde yani bir de severek yapacağız. Aynen. Bir şey aynen sanırım. Hani mutfağı sevmeyen ya da yemek yapmayı sevmeyen yoktur sanırım. Aynen. Bir de mutfağımız çok zengin. Gerçekten mutfak kültürümüz çok çeşitli. Çok çok çeşit çok. Tabi bu da ustaların elinden geçer. Yani sınırsız. Evet. Sınırsız. Sevgili seyirciler, etimizi, domatesimizi, biberimizi, sarımsağımızı doğradık, harmanladık, karıştırdık. Aynen. Domatesimizin de kabukları soyulmuş. Tabii ki. Bu evet, önemli. Evet, domatesimizin hem daha çabuk bir şey hem sulandırır. Evet. Biz mesela hepsini de soyulmuş kullanırız. Hı hı. Evet, şimdi diziyoruz. Evet. Şu şekilde. Baharatın üstüne gezdireceğiz aynen, sanırım. Aynen, baharatını üstüne gezdireceğiz. Hı hı. Çünkü pişerken onu içine kendisi alır. Evet. Baharatlarımıza baktığım zaman da sadece karabiber, pul biber, tuz ve yine bir evet, sarımsak görüyorum. Yani Aksaray tavada baharatımız bu kadar sanırım. Aynen, aynen. Hı. Baharatımız bu. Evet. Şimdi baharatımıza gelince. Buyurun. Ben hani ölçüyle pek şey etmem de şöyle tabii elimle siz atayım. Siz rahat olun. Yani damak tadına göre baharatın miktarını herkes evet, kendisi ayarlayabilir diyelim. Bir tatlı kaşığı şey acıyı severlerse evet, bir tatlı kaşığı acı yeter. İşte bir çay kaşığı karabiber. Bunun olmazsa olmaz baharatı ikisi. İkisi evet. İkisi. Olmazsa olmaz. Gene evde yaparlarsa bir alüminyum tepsiye bir çay kaşığı tuz, eğer tuzsuz severlerse atmazlar. Genelde ben tuzu sevmem ama evet, tamamen damak tadımıza aynen, göre ayarlıyoruz baharat ve tuzumuzun oranlarını. Şimdi kuyruk evet, kuyruk yağını şimdi şu şekilde buyurun, kapak olarak yapacağız. Öyle mi? Evet. Hmm. Yani çabuk erimemesi için anladım, şu şekilde. Yani küp küp doğramıyoruz. Kapak hayır, şeklinde üzerine kapak şeklinde yapacağız. Şimdi ev hanımlarında da her evde mesela şey vardır. Et dövme demiri veya evet, şurada hiçbir şey bulamazlarsa o sarımsak dövdükleri evet, hava onun sapıyla beraber şu şekilde inceltiyoruz. Aynen şu şekilde. Hı-hı. Bakın yemeğimizin rengi değişti. Evet. Etimizin rengi değişti. Ve yani bu en basit olan şey. Kolay kolay şey. Mutlaka inceltiyoruz. Tabii ki. Görüyoruz. Evet.
Peki kuyruk yağı kullanmadık diye tereyağı tercih edeceğiz. Onu tüm kuyruk üstüne. Onu da dört parça mesela. Nasıl kaşar peynirini kesiyorlar. Evet. Bu şekilde uzun uzun şöyle dört parça koydular mı daha rahat olur. Şimdi buyruk çoğu kişide mesela siyemez. Evet. Alerjisi vardır. Ondan sonra ağır gelir. Çoğu kişide işte buyruk yağı kokuyor. Buyruğun kokmaması bembeyaz olması lazım. Evet. Kokmaması için bembeyaz olması lazım. Azıcık kararmış olduğu zaman kokar. Bu da yemeğe yansır. Evet. Yemeğe yansıdı mı da iyi bir görünüm olmaz. İncelikleri verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Aslında ustalar hani tüm tarifi verir ama bir sırrını saklamış. Bugün böyle sakladığınız bir sır var mı efendimizden? Benim sadece ev hanımlarına, arkadaşlarıma, ustalarıma söyleyeceğim. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra alüminyum folyo kapatmasınlar. Çünkü o bir petrol maddesinin yapıldığı için zehir. Aynen öyle. Evet. En sağlıklısı yani uzun süre dediğim gibi fırıncı işim çok araştırmam dediyse hamur kapatmaz. Evet. Ama biz burada fırınımıza süreceğimiz için 7 kez karıştıracağız. Aynen. Hamur kapatmayacağız. Tüm aşamaları da görüntüleyeceğiz sevgili seyircilerimiz için efendim. Ben size hani karıştırma şeklini hepsini göstereceğim. Hı hı. Bayağı herkes afiyetle yiyecek. Şu an bitti mi? Bitti bu. Fırın aşamasına geldik. Aynen fırın aşamasına geldik. Evet. Fırına vereceğiz. Evet sevgili seyirciler, Aksaray tavamız şu an fırına gitmeye hazır. Ustama teslim ediyorum buyrunuzla. 1,5 saat boyunca pişireceğiz, 7 kez de karıştıracağız. Evet, 7 aşama olacak. Evet sevgili seyirciler, Aksaray tavamızı fırınımıza sürdük. Bir 15 dakika geçti ve ilk karıştırmamızı yapacağız. Ustamız şu an fırından çıkarıyor. Evet Derviş Ustam, kokusu da gelmeye başladı böyle mis gibi. Hem görüntü açısından hem de leziz enfeslik açısından muhteşem bir şey olacak. Şimdi arkadaşlarıma söyleyeceklerim. Üzerine kapak yaptığımız kuyruklarımızı şu şekilde ilk karıştırdığımızda alıyoruz. Değil mi? Evet, ilk evet. Karıştırdığımızda alacağız. Çünkü bunun artık şeyi çıkmıştır buraya, lezzeti yağı çıkmıştır. Aynı. Şimdi kaşığımızı aldık. İlk karıştırmamız. Çünkü alttan karıştıracağız ki bakın suyunu bırakmış. Evet, hem domates suyunu bırakmış hem de kuyruk yağının lezzeti artık buna geçmiş. Bu şekilde. Bu ilk karıştırmamız. Evet, 7 kez karıştıracağız. Aynen. 1,5 saat içerisinde. Aynen. Bunu 1,5 saat içinde 7 kez kendi hanımlar kendi kendine dakikalandırabilir, bölebilir. Evet. Ama tabii özellikle ekmek fırınına götürürsek daha lezzetli. Daha lezzetli. Hem... Orada da aynen. Fırındaki ustamıza rica edeceğiz. Aynen. Eğer efendim karıştıramam derse teslim ettiğimiz ustamız üzerine hamur kapatacağız ve 1,5 saat. Aynen. Mi? O hamur iyice şu şekilde olacak. Şu şekilde. Ha, evet. Pişme bu şekilde olduğu zaman etimiz pişmiştir. Pişmiş etimiz pişmiştir. Evet, şimdi biz bunları koymuyoruz. Evet. Onların artık görevi bitti. Tamam. Şimdi tekrar fırına sürüyoruz. Evet sevgili seyirciler, Aksaray tavamız artık pişti ve fırından alma zamanı. Evet Derviş Ustam buyurun, artık 7. kez karıştıracağız değil mi? Evet, evet. Pişti. Sonra servise hazırlayacağız. Şöyle ortaya koyalım. Evet sevgili seyirciler,
Aksaray tavamız hazır, mis gibi kokular yayılıyor şu an mutfağa. Gerçekten ellerinize sağlık usta. Evet, tavamızı pişirdik, misafirlerimizi ağırlayacağız. Yanına neler yapabiliriz? Şimdi şöyle ek diyeyim. Olarak? Bunda söyleyeceğim tek şey, 7. sefer karıştırdığımızda şöyle bakarsanız suyunu çekmiş olur. Evet. İlk baştaki karıştırdığımızda suyu vardı ve bu suyunu çeke çeke 7. sefer işte karıştırmamızın sebebi bu. Suyunu çeke çeke kendi içine ala ala pişmesi. Ha, bunu evde yaptığımızda veya köyde yaptığımızda yanında bir bulgur pilavı veya bir pirinç pilavı, cacık, turşu, salata bunun vazgeçilmezi. Evet. Çorbalardan da bunun yanında en makbul olan ezogelin çorbası. Ezogelin çorbası evet. Özellikle çok yakışıyor. Aynen, aynen. Ezogelin çorbası. Yiyenler artık tamah tadı daha şöyle güzel. Şöyle tabağa alalım. İsterseniz kendiniz istediğiniz yerden. Ben şöyle biraz kenar ve yanmış taraflarını severim. Dikkat aslında. Edersen hiç suyu kalmaz. Evet, suyunu gerçekten. Çeke çeke. Şöyle. İşte 7 sefer karıştırmanın özelliği bu. Evet sevgili seyirciler. Afiyet olsun. Sevgili seyirciler, sizin tariflerinizle Aksaray yemeklerinde bugün meşhur Aksaray tavasını tüm incelikleriyle efendim birebir tarifiyle birlikte Derviş Usta'yla pişirdik ve servise hazırladık. Ellerinize sağlık, tadı da çok güzel oldu. Gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Günün aslında Aksaray Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'in küçük bir hediyesi var. İşletme sahibimiz Emrah Yılmaz Beyefendi de aramızda. Onu da yanımıza davet edelim. Buyurun Emrah Bey. Merhaba. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün işletmenizin mutfağını bizlere açtınız. Derviş ustamız da gerçekten büyük bir emekle ve zahmetle bize harika bir lezzet çıkardı. Aksaray tavamızı tanıtmış olduk. Hemen hediyeleri takdim edeyim ben size. Bizler de teşekkür ediyoruz Sayın Belediye Başkanıma. Şükranlarımı sunuyoruz. Çok sağ olun. Evet, hemen sizin de efendim hediyenizi takdim edelim. Ben de çok teşekkür ederim. Allah izin verirse bit yemekte tatlı çeşidimiz var. Evet. Aksaray'da ilk ve tek domates ilk tatlısı. Biz evet. Tanıtmış olacağız. Domates tatlısını tanıtmış olacağız ve yapacağız. Evet sevgili seyirciler, tabii biz Aksaray tavamızı hazırlarken ustamızla birlikte Aksaray'ın yöresel lezzetleri üzerine çok keyifli sohbetler gerçekleştirdik ve kendisinden özellikle belki de birçoğumuzun ilk kez duyacağı domates tatlısının yapımının sözünü aldık. İlerlediğimiz haftalarda birlikte yine bu mutfakta bu tatlımızı tanıtacağız. İnşallah efendim. Teşekkür ederiz.